Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Video izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden bulduğum videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Mirna Salihinden bahsedeceğiz. Mirna 30 Mart 1988'de Endonezya Jakarta'da dünyaya geliyor. Kendisi aslında Sandy isimli bir ikiziyle beraber doğuyor. Her ikisi de mükemmel çocukluklar geçiriyorlar. Hem maddi hem manevi olarak hiçbir zaman bir eksiklik hissetmiyorlar. Çünkü her kararlarında yanlarında olan bir aileleri, onlara sevgi gösteren bir aileleri ve maddi açıdan da bir ihtiyaçları olduğu zaman karşılayabilecek konumda olan bir aileleri var. Mirna henüz genç yaşlardayken tasarıma, modaya ilgi duymaya başlıyor ve 2007 yılında liseyi bitirdikten sonra Avustralya Sydney'ye gitmeye karar veriyor. Orada bir tasarım okuluna kaydolacak. Ailesi de bu konuda Mirna'nın kararını tamamen destekliyorlar. Mirna hedefini gerçekleştiriyor, bu okula gitmeyi başarıyor ve oraya gittiği zaman daha çok kendi ülkesinin insanlarla aslında samimi olmaya çalışıyor. Çünkü ortak bazı noktaları var, yani aynı kültürden geliyorlar, aynı dili konuşabiliyorlar. Bu yüzden daha çok kendi ülkesindeki insanlara ağırlık veriyor. Onlarla daha çok yakınlaşıyor. Ama tabii ki farklı kültürdeki insanlarla da yine arkadaş olmaya devam ediyor. Özellikle Endonezya'dan gelen iki kişiyle çok samimi oluyor. Bunlar Hani ve Jessica. En yakın arkadaşı içinse Jessica diyebiliriz aslında. En çok onunla samimi. Bu üçlü grup mükemmel bir 4 yıl geçiriyorlar. Her anları neredeyse birlikte geçiyor. Beraber yiyip içiyorlar. Ve en son okulları bittiği zaman Mirna ile Hani Endonezya'ya geri dönme kararı alıyorlar. Ama Jessica Avustralya'da kalmak istiyor. Orada bir oturma iznine başvuruyor ve diğer iki kızımız Mirna ile Hani tekrar kendi ülkelerine dönüyorlar. Jessica'nın aslında Avustralya'da kalmak isteme sebeplerinden bir tanesi de orada bir erkek arkadaşının olması ve ondan ayrılmayı pek de düşünmüyor. Aynı zamanda Avustralya'da daha iyi iş imkanları bulabileceğine inanıyor. Bu yüzden orada kalmaya devam ediyor. 2014 yılına geldiğimiz zaman Mirna tekrar Sydney'ye seyahat ediyor. Çünkü oradaki üniversite arkadaşlarını özlemiş ve onları yeniden görmek istiyor. Jessica'yı görmek istiyor. Ve ikili zaten Mirna oraya gittikten sonra çok kısa bir süre içerisinde görüşüyorlar. Bir restoranda buluşuyorlar. Bu buluşmalarında biraz sohbet ettikten sonra konu Jessica'nın hayatına ve Jessica'nın ilişkisine geliyor. Jessica ilişkisinden bahsederken birazcık kayıflanmaya başlıyor aslında. Çünkü erkek arkadaşının kendisine olan tutumlarından pek hoşnut değil. Fazla ilgi, sevgi göremediğinden bahsediyor. Ve aynı zamanda işte tartışmalarından, kavgalarından, genel olarak ilişkilerindeki olumsuz şeylerden bahsediyor. Ama Mirna zaten Jessica'nın erkek arkadaşına en başından beri ısınamamıştı. Ve en yakın arkadaşına erkek arkadaşını kötü davrandığını öğrenince ayrılmalarının en doğru karar olabileceğini düşünüyor. Bu kararını da Jessica'ya söylüyor. Ama Jessica bunu duyduğu zaman o kadar sinirleniyor ki tek bir kelime bile etmeden çantasını, eşyalarını alıp hızlıca restorandan çıkıyor. Ve bu noktadan sonra bir daha Mirna ile Jessica iletişime geçmiyorlar. Bu buluşmanın üzerinden bir yıl geçtikten sonra Jessica erkek arkadaşı tarafından terk ediliyor ve bu olay onu gerçekten çok çok çökertiyor. İnanılmaz derecede depresifleşiyor, çok aksi bir insan oluyor. Aynı zamanda içki problemleri ortaya çıkıyor. Aşırı derecede ilaç kullanımından 4 kere hayatına son vermeye çalışmasından kaynaklı hastanelik oluyor. Sürekli zaten içtiği içkiler ve ilaçların karışımıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Ve en sonunda yine içki içmişken araç kullandığı için bir kaza yapıyor. Bu kaza sonucunda da hem göğsünden yaralanıyor hem de iki kaburga kemiğini kırıyor. O kadar kötü bir dönem geçiriyor ki duyguları inanılmaz yoğun ve sürekli böyle etrafındaki insanları azarlama moduna giriyor. Hatta bunun dozunu da çok fazla kaçırmaya başlıyor. İş yerinde kendinden alt, kendiyle aynı insanlara zaten kötü davranıyorken artık üstlerine de kötü davranmaya başlıyor. Hatta patronuna bile kafa tutuyor.
Ve en sonunda iş yeri de artık Jessica'nın bu saçma tavırlarına dayanamadığı için onu işten atıyor. Jessica'nın gerçekten çok kötüye giden bu hayatına baktığımızda karşı tarafta bambaşka bir hayat var. O da Mirna'nın hayatı. Mirna çok başarılı, çok iyi bir işi var, güzel bir ilişkisi var, nişanlanmış, hatta yakın zamanda evlenecek. Onun hayatında her şey olması gerektiği gibi, her şey Mirna'nın istediği gibi ilerliyor. Hatta 2015'e geldiğimizde nişanlısıyla Bali'de evleniyorlar. Çok büyük, çok gösterişli bir düğün yapılıyor bu çift için. Mirna çoğu arkadaşını bu düğüne çağırıyordu zaten ama bu arkadaşlar arasında Jessica yok. Jessica düğüne çağrılmıyor ve bunu sosyal medyadan görüyor. Eski en iyi arkadaşının evlendiğini sosyal medyada birden görüyor. Bu Jessica'yı gerçekten çok kırıyor. Artık 2015'in sonlarına geldiğimiz zaman Jessica zaten Avustralya'da artık çok kötü bir hayat yaşamaya başladığı için biraz da kafa dağıtmak amacıyla Endonezya'ya seyahat etmeye karar veriyor. Bu arada artık vatandaşlığını aldığı için herhangi bir şekilde işte gidip gelmesinde bir sorun yaşamıyor. Rahat bir şekilde Endonezya'ya seyahat edebilir durumda. Zaten o anlarda onu bağlayacak bir işi de yok. Endonezya'ya geri döner dönmez Mirna'yı arıyor birkaç gün içerisinde. Ve Mirna'ya ben geldim işte buluşmak istiyorum, biraz konuşalım, bir kahve içelim beraber diyor. Mirna bunu düşünmek istiyor biraz aslında ve bu konudan tedirgin. Son karşılaşmalarında kötü ayrılmışlardı ve yeniden bir tartışma ortamı olmasını istemiyor. Zaten Jessica'nın aslında eksikliğini de hissetmiyor. Uzun zamandır hayatında yok. O yüzden çok da ne yapacağını bilemez durumda ve bu durumdan eşine bahsediyor. Eşi Arefse buluşmaya gitmesini ama yanında güvendiği bir arkadaşını da götürmesini söylüyor. Bu da çok mantıklı geliyor Mirna'ya ve ortak arkadaşları olan Honey'i de bu buluşmaya dahil ediyor. Ve bu üçlü grup 6 Ocak 2016 akşam 5'te bir AVM'nin içerisindeki kafede buluşmak için sözleşiyorlar. Mirna'nın artık içi rahat çünkü yanında Honey var. Eğer bir tartışma çıkarsa hiçbir sorun yaşamadan bunu çözebilirler. Honey ortalığı sakinleştirebilir. Zaten kendisi de artık Jessica'ya karşı daha temkinli davranacak. Yani herhangi bir sorun yaşamayacaklarını umuyor. Buluşma gününe geldiğimiz zaman herkesten önce Jessica o AVM'ye gidiyor. Yaklaşık 1,5 saat öncesinde gidiyor ve önce bir kafeyi kontrol ediyor. Gidip bir tur atıyor, içeriye bakınıyor ve daha sonrasında çıkıp AVM'de gezmeye başlıyor. Bir süre geçtikten sonra tekrar aynı kafeye geliyor. Bu sefer elinde 3 tane alışveriş poşeti var. Ve kafede yeniden bir tur atıp yeniden böyle etrafına bakınıyor. En sonunda bir masa seçip oturuyor. Ve daha sonrasında Mirna'yı arayıp işte ben geldim, içeceklerimizi sipariş etmek istiyorum, siz ne içersiniz gibi şeyler söylüyor. Ama henüz buluşmalarına 40-45 dakika var. Yani henüz saat 5 olmamış ve kızlar yoldalar. Bu yüzden içecek siparişi vermesinin çok da mantıklı olmayacağını söylüyorlar. Yine de Jessica bu konuda o kadar ısrarcı oluyor ki kızlar en sonunda tamam işte ben şunu içerim, bunu içerim gibisinden siparişlerini ona söylüyorlar. Ve sonunda saat 16.15'te Jessica gidip siparişi veriyor. Kendisine ve Honey'e birer tane kokteyl alıyor. Mirna'ya da Vietnam stili buzlu kahve alıyor. İçeceklerle beraber masaya döndüğü zaman aslında böyle bardaklarla uğraşıyormuş gibi güvenlik kameralarına yansıyan bazı görüntüler var. Ama tam bardaklarla güvenlik kamerasının arasında Jessica'nın alışveriş poşetleri olduğu için tam olarak ne yaptığı belli olmuyor. Ama bir şeylerle uğraşıyor gibi sürekli. Birkaç kere kameralara böyle yakalanıyor. Saat 5'e geldiğinde Honey ve Mirna kafeye geliyorlar. Ve direkt gidip Jessica ile sarılıp selamlaşıyorlar. Sonrasında henüz sohbet etme fırsatı bile olmadan yoruldukları için herkes içeceğine davranıyor. Ve Mirna içeceğinden bir yudum alıp tadının ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Bu neden bu kadar kötü? Bu kahvede garip bir tat var diyor. Hatta kızlara siz de denemek ister misiniz? Çok kötü ben anlayamadım gibi bir şey söylüyor. Ama kızların ikisi de denemek istemiyorlar bu kahveyi. Sonra Mirna yeniden ne olduğunu anlamak için bir yudum daha alıyor kahveden. Ve bir anda başı geriye doğru düşüyor koltukta ve ağzından köpükler çıkmaya başlıyor. Bu noktada insanlar hemen etrafına toplanıyorlar, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar ve Jessica birden kafe çalışanlarına çıkışmaya başlıyor. İşte onun kahvesine ne koydunuz, siz onun kahvesine bir şey mi eklediniz de bu böyle oldu gibi kafenin çalışanlarıyla uğraşmaya başlıyor. Jessica böyle bir tepkide bulunduğu için kafe sahibi de gelip Mirna'nın bardağını alıyor ve inceleyebilmek için daha sonrasında bu bardağı saklıyor.
Mirna için hemen bir ambulans çağırıyorlar ama maalesef daha hastaneye varamadan genç kız hayatını kaybediyor. Daha sonrasında yapılan incelemede Mirna'nın mide hasarından kaynaklı hayatını kaybettiğini anlıyorlar ve buna sebep olan şey ise siyanür. Bunu nereden almış olabileceği konusunda aslında çok da bir düşünmeye gerek yok çünkü hızlı tesirli bir şey ve Mirna'nın son içtiği şey ise bir kahve. Zaten restoran sahibi, kafe sahibi bu Mirna'nın kullanmış olduğu bardağı sakladığı için kolaylıkla inceleme şansı elde edebiliyorlar. Ve bardak kontrol edildiğinde gerçekten bu içecek yüzünden Mirna'nın başına bunların geldiği anlaşılıyor. Kafeyle ilgili bir kontrol yapıyorlar yine de orada bir sorun var mı diye. Ve o gün kafede 10 tane öğleden sonra 10 tane Vietnam stili buzlu kahve alındığı fark ediliyor. Ve müşterilere değil bir rahatsızlık olması, hiçbirinin tadı kötü gibi bir şikayeti bile olmuyor. Yani hiçbir sorun olmuyor bu ürünle ilgili. Ve içerisine koyulan şey herhangi birinin işte alerjisi olup da hayatını sonlandırabilecek bir şey değil. İçinde bir zehir var ve bunu neden kafe çalışanları koysun? Bu yüzden kafenin kamera kayıtları incelenmeye başlıyor ve Jessica'nın yapmış olduğu saçma sapan hareketler artık göze batıyor. İki kere gelip kafeyi kontrol etmesi, geldiğinde güvenlik kameralarının yerlerine bakması ve sonra en uygun açı olduğunu düşündüğü yere oturup kamerayla arasına poşet koyması gerçekten garip geliyor insanlara. Ve zaten Mirna fenalaşır fenalaşmaz kafe çalışanlarına içecekle ilgili çıkıştığı için yani direkt ne olduğunu biliyor gibi bir tavrı var. O yüzden polislerin de Jessica üzerindeki şüphesi gittikçe artıyor. Ama Jessica'yı herhangi bir şekilde ürkütmemeleri gerekiyor. Çünkü kendisi Avustralya'dan vatandaşlık almış durumda. Dilediği zaman gidebilir, oraya tekrar kaçabilir bir şey hissederse ve bu süreci oldukça zorlaştırır. Bu yüzden ona bir şüpheliymiş gibi değil de tanıkmış gibi davranıyorlar sadece. Yani üzerine fazla gitmiyorlar. Bunun yerine Jessica'yı araştırmaya başlıyorlar ve Avustralya hükümetiyle iletişime geçiyorlar. Eski işyerleriyle konuşmaya çalışıyorlar, eski arkadaşlarıyla konuşmaya çalışıyorlar. Ve görüştükleri herkes Jessica'nın özellikle son zamanlarda ne kadar kötü bir karaktere sahip olduğundan bahsediyor. Eski patronunu yani kovulduğu şirketteki patronunu hayatını sonlandırmakla tehdit bile etmiş. Eski sevgilisiyle de ayrıldıkları gün eski sevgilisinin aracı parçalanmış ve bu yüzden adam Jessica ile ilgili uzaklaştırma kararı almış. Yani bu tarz şeyleri öğrendikten sonra, orada kendi hayatına son verme girişimlerini öğrendikten sonra artık Endonezya polisi Jessica konusunda çok net. Sadece Avustralya'dan bu dosyaları kendilerine resmi olarak iletmelerini istiyorlar ki davada kullanabilsinler. Yani Jessica'nın sıkıntılı bir insan olduğunu kanıtlayabilsinler. Avustralya'da bunu şu şartla kabul ediyor. Verilecek cezalar arasından ölüm cezasının kaldırılmasını istiyor. Ancak bu şekilde biz resmi evrakları teslim ederiz diyor. Ve Endonezya hükümeti de bunu kabul ediyor. Bu verdikleri evrakların birisinde bir tanığın da ifadesi var. Bu tanık diyor ki Jessica ile sohbet ediyorlarmış ve sohbetleri sırasında Jessica birinin hayatına nasıl son verebileceğini ve birinin nasıl zehirlenebileceğini bildiğini söylemiş. Direkt bunun üzerine aylar belki yıllar öncesinde bir konuşma bile yapmış başka bir arkadaşına. Bu araştırma süreçlerinde Jessica Mirna'nın cenazesine de katılıyor bu arada. Ama burada insanları oldukça rahatsız ediyor çünkü hiçbir şey olmamış gibi. Yani gidip normal eğlenceli şeyler hakkında insanlarla sohbet ediyor. Mirna'nın hayatının sonlanması için değil de sanki bir arkadaş buluşması yapmışlar gibi garip tavırlar sergiliyor. Bu yüzden zaten aslında herkes ondan şüphelendiği için daha çok rahatsız oluyorlar. Ama en sonunda artık tüm dosyaların toplanması ve suçlamaların başlamasıyla 30 Ocak 2016'da Jessica tutuklanıyor. Jessica suçunu kabul etmiyor aslında. Bu yüzden onun bu zehir olarak kullandığı maddeyi ne şekilde temin ettiği tam olarak bulunamıyor. Ama yine de ceza almaktan kaçamıyor tabii ki. Kendisine bana göre çok az ama 20 yıl hapis cezası veriliyor ve şartlı tahliye imkanı da var. Jessica'nın suçlanmasında aslına baktığımız zaman sadece o kameralarda belirsiz yaptığı hareketler ve geçmişi baz alındığı için bir noktada belki de verilebilecek en iyi cezayı vermiş olabilirler. Ama bakıldığı zaman herkes bu olayda onun suçlu olduğuna emin olduğu için insanın içini soğutan bir ceza değil açıkçası.
ve Jessica için görseller arıyordum. Görsellerin hepsinde, özellikle mahkemedekilerde kadın sürekli gülüyor. Neredeyse her fotoğrafında gülüyor ya da işte avukatı olduğunu düşündüğüm kişiye böyle kulağına eğilip bir şeyler fısıldıyor. İnsanın gerçekten sinirini bozmak için yaratılmış sanki. O kadar gıcık oldum ki anlatamam. Maalesef ki bu olayda olan sadece Mirna'ya oldu. Yani durduk yere hiçbir hatası, hiçbir sıkıntısı yokken, ki zaten bir insanın hayatına son vermeye sebep olamaz bunlar, ama sadece en yakın arkadaşına iyi bir tavsiye vermek istediği için hayatından oldu. Gerçekten akıl alır bir dava değil. Tek temennim, umarım en azından şartlı tahliyeden faydalanamaz. Onu bekleyeceğiz artık bu süreçte. Başka da bu davayla ilgili diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Ama siz düşüncelerinizi aşağıya benim için bırakabilirsiniz. Bu arada benden sonra saat 21.15'te de Mustafa'nın kanalında yeni bir video olacak ve gerçekten yine çok ilginç bir dava, birazcık üzerine konuştuk. Aşağıya zamanı geldiğinde link bırakacağım. Yine 21.15'te linkini bırakacağım yorumlara. İsterseniz oradan direkt geçebilirsiniz. Bilmeyenler içinse Mustafa benim eşim, çoğunuz biliyorsunuz ama bazen yine soranlar oluyor. O da yine True Crime üzerine videolar çekiyor. Yorumdan yine oraya da ulaşabilirsiniz. Kanala ve videoya ulaşabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlarınıza dikkat edin.